Dostlar selamünaleyküm. Geçtiğimiz ay Ukrayna savaşta bugüne kadarki en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi. Gece yarısı Moskova'ya bir kamikaze drone yağmuru başladı. 150'ye yakın kamikaze drone Rus topraklarına girdi ve farklı noktalara isabet etti. O gece Moskova'da hayat kısa süreliğine de olsa durdu. İnsanlar buldukları güvenli yerlere saklandılar. Hava trafiği tamamen durduruldu. Rusya bu saldırının büyük oranda hava savunma sistemleri tarafından durdurulduğunu açıkladı ama vurulan noktalar da oldu. Bu saldırı savaşın yeni çağını bütün dünyaya bir kere daha gösterdi ama aslında bundan daha da önemlisi savaşın genelinde kullanılan küçük dronlar. İlla ki kamikaze dronların Ukrayna ya da Rus askerlerine saldırılar düzenlediği videoları izlemişsinizdir. Bu videolardan artık her gün örnekler görmeye başladık. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı dron kullanımının inanılmaz biçimde yoğunlaştığı bir savaş oldu. Rusya, İran'dan aldığı Şahit 136 dronlarını ve bazı kendi ürettiği dronları kamikaze saldırılar için kullanıyor. Ukrayna tarafı bu bu konuda bir tık daha iyi durumda. Hem kendileri çok çeşitli kamikaze sistemler üretiyorlar hem de Avrupa ve Amerika'dan ciddi sistemler geliyor. O yüzden Ukrayna bazı günler onlarca, bazı günlerse yüzlerce kamikaze drone saldırıları gerçekleştiriyor. Hatta bu mesele artık öyle bir boyuta geldi ki Ukrayna 2024 yılı sonuna kadar toplamda 1 milyon adet drone üreteceğini açıkladı bu yıl 1 milyon adet. Dile kolay bu rakam ama gerçekten muazzam bir rakam. Videoya bu genel bilgilendirme ile başlamak istedim çünkü dikkatinizi çekmek istediğim nokta çağımızın savaşlarında kamikaze dronların yani uçan küçük sistemlerin ne kadar önemli olduğu. Artık bundan sonra yaşanan savaşlarda muhtemelen kazananı kamikaze dron sistemlerinde ve karşı tedbir sistemlerinde daha iyi durumda olmak belirleyecek. Çünkü bunların karşı tedbirleri de çok önemli ve bugün odaklanacağımız kısım bu. Dün Ukrayna Almanya'nın verdiği SkyNex sistemini başarıyla kullandıklarını gösteren bir video yayınladı ve bu video Türkiye'nin yakın hava savunma sistemi olan Korkut hava savunma sisteminin önemini bize bir kere daha gösterdi. O yüzden bugün bu konuya odaklanıyoruz. Alman üretimi SkyNex savaşta Ukrayna'ya nasıl bir avantaj getirdi? Türkiye'nin Korkut sistemi bugün dünyanın konuştuğu bu Alman sisteminin muadili olabilir mi? Dronlar artık savaşların olmazsa olmazları. Onları dijital çağdaki yeni askerler olarak görebiliriz. Yeni ve oldukça etkili askerler. Bunların büyükleri zaten Türkiye tarafından yıllardır aktif olarak kullanılıyor. Hatta bu konuda dünyada birçok açıdan önce olduğumuzu söylemek mümkün. Bu insansız hava araçları şu an savaşların belki de en önemli vurucu gücü. Ama bizim kullandığımız Bayraktar TB2 ya da Anka gibi sistemlerin çok daha küçüğü olan kamikaze sistemlerde sahada artık ciddi bir tehdit unsuru olmaya başladı. Bunlara karşı iş biraz daha zor çünkü bunlar küçük sistemler ve çok çevikler. Bunları vurabilmek çok da kolay değil. Hatta haberlerde filan görmüşsünüzdür. Ukraynalı ve Rus askerler cephede artık yanlarında av tüfekleri taşımaya başladılar. Çünkü normal bir tüfekle bunları vurmak kolay değil. Ama av tüfekleri saçma attığı için vurma ihtimali yükseliyor. Tabii ki bu işi mecbur kaldığınız zaman av tüfeğiyle yapıyorsunuz. Ve bu şekilde yapılan savunma ciddi riskler de barındırıyor. Çünkü av tüfeğiyle çok yakın mesafeden önleme yapmaya çalışıyorsunuz. En ufak bir aksilikte drone hedefini buluyor. Ya da havada patlatsanız da yakın mesafede patladığı için yine de yaralanmanıza sebep olabiliyor. O yüzden bu işi biraz daha uzak mesafede yapmak gerekiyor ve daha uzak mesafede hava savunma görevi gören sistemler genelde pahalı mühimmatlar kullanıyorlar. Zaten bu pahalı mühimmatlar kullananların birçoğu küçük kamikaze dronelara karşı bir işe yaramıyor. Mesela şu an Ukrayna'ya Amerika NASAM hava savunma sistemi tedarik ediyor. Bu sistem etkili bir sistem ama bir mühimmatı 600 bin dolarla 1 milyon dolar arası bir maliyete sahip. Yine Amerika'nın Ukrayna'ya verdiği Patriot füzesi de etkili bir sistem ama bir mühimmatının maliyeti 4 milyon dolara yaklaşıyor. Ukrayna'ya verilen en ucuz mühimmatlı hava savunma sistemlerinden olan Iris T'de bile bir atış maliyeti 450 bin doları buluyor. Yani bunlar çözüm değiller. Öncelikle çok büyük maliyet anlamına geliyorlar. Ama onu da göze alsanız daha önemli bir şey var ki bunlar o minik dronlara karşı da bir işe yaramıyor. İşte burada başka bir sistem devreye giriyor. Ukrayna dün bu sistemin başarılı atış görüntülerini de yayınladı. Almanya Ukrayna'ya Skynex adı verilen bir sistem verdi. Şu an bu sistem Rusya'nın kamikaze drone saldırılarını etkili bir şekilde önlüyor. Rusya bu işin genel genelde İran'dan aldığı Şahit 136 sistemini kullanıyor. Ve Ukrayna Skynex'te Şahit 136'ları zorlanmadan imha edebiliyor. Çünkü Skynex parçacık etkili mühimmat kullanıyor. Dakikada bin mermi atabiliyor. Ve 4000 metre etkili menzilde kamikaze dronlar gibi küçük hava hedeflerini etkisiz hale getirebiliyor. Tabi sadece kamikaze dronlar değil helikopterler ve füzelere karşı da etkili. Ama Ukrayna'nın bu konuda bir dezavantajı var ki bu sistemlerden ellerinde çok fazla yok. Şu an resmi olarak bilinen sadece iki tane Skynex sistemine sahipler. Ve bunları da Patriot gibi yüksek irtifa hava savunma sistemlerini küçük drone saldırılarına karşı korumak için kullanıyorlar. Yani sahada dengeleri değiştirebilecek kadar büyük bir teslimat yapılmadı Ukrayna'ya. Ama sadece iki tanesi bile Ukraynalı askerleri mutlu etmeye yetti. Yayınlanan videolarda bunu çok net şekilde görmek mümkün. Peki bu sistemin o füze atan sistemlerden en büyük farkı ne derseniz bu parçacıklı mühimmat atıyor. Mühimmatı fırlatıyor ve o mühimmat havada parçalara ayrılıp havada bir parçacık bulutu oluşturuyor. Bu parçacık da bir kısmı illaki hedef drone'a isabet ediyor ve hedef çok düşük bir maliyetle etkisiz hale getirilebiliyor. Ukrayna medyasında yazanlara bakılırsa şu an Skynex sistemiyle Rusya'nın bir şahit 136 kamikaze insan savaş aracını düşürmek sadece 4000 dolara mal oluyor. Bu kadar büyük bir tehdit için 4000 dolar çok büyük bir rakam değil. Bu tehdidin büyüklüğü aslında sadece vuruş gücüyle de alakalı değil. Kamikaze dronlar sahadaki askerlerin psikolojisini bozmuş durumda. Dronun sesini duyunca intihar eden bir sürü asker videosu izledim bu süreçte. Durum bu kadar vahim. İşte bu yüzden bu saldırıları etkili şekilde önleyebilmek önemli Ukrayna için. İki tane Skynex'e bu psikolojik üstünlüğü yakalamak elbette çok kolay değil. Ama bizi şu an ilgilendiren tabii ki Rusya Ukrayna değil, Türkiye. Ve Türkiye bu konuda dünyada en iyi durumda olan ülkelerden biri. Zaten konuyu anlatırken aklınıza Aselsan üretimi Korkut Hava Savunma Sistemi gelmiştir. Çünkü aynı çalışma prensibine sahip ve şu an bizim ordumuz bu sistemi aktif olarak kullanıyor. Hem de uzun zamandır kullanıyor. Milli Savunma Bakanlığı bölgeden fotoğraflar paylaştı arada Korkut sistemini görebiliyoruz. Ki zaten bu da bilinçli şekilde yapılıyor. Sınırda hazırlıklıyız. Boşuna kamikaze drone saldırıları denemeyin mesajı veriliyor. Peki bu sistem Alman üretimi Skynex kadar etkili mi derseniz evet aslında aynı şey. Hatta Korkut dakikada 1100 mermi ateşleyebiliyor. Alman sisteminden farklı olarak çift namlulu olduğu için bu konuda biraz daha iyi. Bizim sistemde yine 35 mm parçacık etkili mühimmat kullanıyor. Ve yine Aselsan tarafından geliştirilen atom mühimmatını kullanıyor. Atom Korkut sistemi tarafından zamanlanarak fırlatılıyor. Yani öncelikle gelen tehdit belirleniyor. Sonra o tarafa namlu çevriliyor. Atom mühimmatı fırlatılmadan önce ne zaman patlayacağı ona yükleniyor. Çünkü sonuçta bu havada çarparak patlayan bir sistem değil. Sonrasında atom mühimmatı ateşleniyor ve hedefe belli bir mesafeye geldiğinde patlayarak yüze yakın parçacık saçıyor. Bu yüzden de hedefin kaçma ihtimali kalmıyor. Ve bu bahsettiğim de böyle saliselik olaylar. Bizim sistem de yine Alman sistemi gibi 4 kilometre menzile sahip. Maksimum menzilini saysak durum daha iyi 12,5 kilometre. Ama etkili menzil 4 kilometre. Yani sistem daha önceden hedefi tespit ediyor. 4 kilometre menzilin içine girdikten sonra ateşleme yapıyor. Korkut sistemi bir batarya şeklinde konuşlandırılıyor. 3 silah sistemi aracı ve bir komuta kontrol aracı bu bataryayı oluşturuyor. Komuta kontrol aracında 3 boyutlu arama radarı da var. Yani bir noktaya bu batarya bırak. O noktaya bir kamikaze drone yanaşması imkansız hale geliyor. Korkut sisteminin ne kadar önemli olduğunu zaten daha önce konuşmuştuk ama Ukrayna Savaşı ile birlikte görüyoruz ki bu sistem sadece Türkiye'nin katmanlı hava savunma ağının en alt tabakasını oluşturmakla kalmayacak. Aynı zamanda çok ciddi bir ihracat başarısı da getirecek. Kamikaze dronlar gördüğünüz gibi artık savaş sahalarının vazgeçilmezleri. Her ülke bunlara karşı etkili sistemlere sahip olmak isteyecektir. Ve bunu isteyenler de Türkiye'nin kapısını çalmak zorunda kalacak. Çünkü bu sistemi üretebilen ülke sayısı çok az. Zaten korkut sistemini sattığınız bir müşteri de sonrasında atom parçacıklı mühimmatla sizin sürekli alıcınız hale geliyor. İşte bu yüzden Ukrayna Savaşı ile birlikte korkut sistemine olan uluslararası ilginin kat kat artacağını söylemek mümkün. Yani kısaca özetlersek Ukrayna savaşta başına en çok bela olan meseleyi Almanya'dan aldığı bir sistemle çözdü. Türkiye'nin bu konuda kimseye ihtiyacı yok çünkü aynı sistemin muadili olan Korkut hava savunma sistemi uzun zamandır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde aktif olarak kullanılıyor. Bugün terör örgütü drone saldırıları denediğinde başarılı olamıyorsa bu sayede olamıyor. Ama yarın bir gün gerçek anlamda büyük bir savaşa girdiğimizde Korkut'un esas değeri o zaman anlaşılacak. Tıpkı bugün savunma sanayi ürünlerimizin birçoğunda olduğu gibi. Allah'a emanet olun.